Hepinize merhabalar. Bana yorumlarda zaman zaman gelen, özellikle soru cevaplarda çok gelen bir soruya ayrı bir video çekmek ve kısaca ve özetle ve güzel anekdotlarla açıklamak istedim. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisleri. İngilizce bilmeden bitirilir mi? İngilizce bilmesi olur mu? Vesaire. Genel hatları bu şekilde. Başlığa bir tanesi seçer yazarım. Dedim ya kısa olsun video. O yüzden direkt cevabını veriyorum. İmkansız. Lakin bu şu şekilde değil yani İngilizce bilmiyorum bilgisayar mühendisi okumayayım gibi değil. Bir bilgisayar mühendisi gerçek anlamda o diplomayı bilgisayar mühendisliğini hak ederek aldıysa yani yalandan kakara bir şekilde almadıysa ve bilgisayar mühendisliği yapmaya çalıştıysa, yapmaya da çalışıyorsa ve şu anda da yapıyorsa İngilizce bilmemesine ihtimal yok. Ya nasıl diyeyim, aşçılık okulunu bitiren birisi yemek yapamayabilir mi? Evet, böyle bir imkan var, bir şekilde diplomayı aldıysa var. Lakin ona aşçı demeyiz biz, sadece diplomaya sahip. Aynı şekilde bilgisayar mühendisliği de tamamen İngilizce üzerinden yürüyen bir şeydir. Yazılım dillerine azıcık aşinaysa zaten yazılım dilleri de İngilizcedir. Şu anlamda İngilizcedir. Yani IFELTS'ler İngilizce bir kere. Şimdi yazılım dili IFELTS'ten mi ibaret lan diyeceksiniz. De orada da yazan tek insan dilinde olan şey onlar işte, ama onlar da İngilizce. Bu iş ilk oluşturulurken o NSAI kodlar falan bilmem ne, bunların hepsinde Alman alfabesi bile yok. Farkındaysanız Amerika'nın yaptığı bir şey. Bütün temeli Amerika atmış. Yani karakter kodlamalarında dahi ilk versiyonda sadece İngilizce harfler var. Ve sadece İngilizce var. SMD kodlama görenleriniz vardır bilgisayar mühendisiniz madem. Oradaki move'lar bilmem neler, hiç orada taşı diye bir kelime yok. Veya ne bileyim Almancasını bilmiyorum. Almancası yok. Orada yine İngilizcesi var. O mikro işlemciler dersinde falan göreceksiniz veya görüyorsunuz. Veya bilgisayar organizasyon tasarım falan hangisindeydi şu an aklımda tam olmasa da. Peki biraz daha açalım olayı. Bilgisayar mühendisliğine sıfır İngilizce ile giren çok tanıdığım var. Birincisi zaten bütün okullarda, %100 İngilizce olmayan okullarda dahi bir hazırlık var. Çünkü %33 mü, %25 mi İngilizce olarak geçiyor. Onun için bile bir hazırlık oluyor. Eğer yeterli İngilizceye sahip değilsen, sınavla geçemediysen bir sene okuyorsun. Orayı bitirdiğinde belli bir İngilizceye sahip oluyor musun? İşte. Yani kimi hala emizar anca öğrenmiş olarak mezun oluyor. Kimi gerçekten de B2'yi öğrenmiş gelmiş oluyor ki zaten Anadolu Lisesi'ni de sağlam bir şekilde bitirdiyseniz B2 ile gelmişsinizdir. Bundan sonra ilk seneden itibaren neler başlıyor dersen %100 İngilizce olan okulları zaten saymıyorum. %25 mi %33 mi nasıl geçiyorsa işte ÖSYM'nin o kitapçığını hatırlamıyorum. Onlardan bahsediyorum yani tam İngilizce olmayanlardan bahsediyorum. Onlar da dersin adının İngilizce olup İçeriğinin Türkçe işlendiği, hocanın Türkçe işlediği ama sınavların İngilizce olduğu, dokümanların İngilizce olduğu dersler olacak. Adı Türkçe olup bu dersi Türkçe anlatmak imkansız deyip İngilizce anlatan veya Türkçe anlatıp full İngilizce terminolojiden giden, çünkü İngilizce terminoloji gitmek zorunda. Veyahut slaytlar İngilizce, ekranda döner, yazılılar İngilizce olur veya başka bir şekilde kendisi Türkçe size açıklama yapar. Bu tarz bir sürü dersiniz olacak. Zaten karman çorman bir hayatınız olacak. Ve bir noktadan sonra büyük ihtimalle o eğer İngilizceniz varsa ilk günden itibaren İngilizceniz yavaş yavaş gelişiyorsa ikinci sınıftan itibaren falan artık siz okuduğunuz şeyleri İngilizce mi okudum, Türkçe mi okudum hatırlamayacaksınız. O noktaya geleceksiniz. Gelmekte zorundasınız. Çünkü her bir ders bilgisayar mühendisliğinde, her bir ders computer science, software engineering fark etmez. Yani yurt dışındaki isimlerini de hesaba katalım. İngilizce kaynağı sahip. Bunu elin Almanı da İngilizce koyuyor. Hintlisi de zaten Hintçe. Adamlar zaten İngilizce sömürü. Bunu Fransız da İngilizce koyuyor. Amerikalısı da İngilizce koyuyor. Türkü de İngilizce koyuyor. Ben bugün yüksek lisanstan sonra atıyorum hocalığa devam et. Kaynak hazırlarken, bir eğitim serisi bir şey hazırlarken mutlaka İngilizce hazırlarım. Çünkü bir kere bunu Türkçe hazırlamak öğrenciler işkence. Yani bütün kelimeler bilgisayar gibi dilimize geçmiş değil. Şimdi bilgisayar yerine computer kullanmak birazcık mantıksız gelebilir ama bunun haricindeki emin olun her 100 kelimeden 98'ine İngilizce kullanmanız gerekiyor. Çünkü terminoloji o şekilde size dilinize girmiş. Bir bilgisayar mühendisi konuşurken yine çok dilimize girdiği halde işlem demez. Proses der mesela. Ve bu dilimize girmiş bir örnektir yani. İşlem dese herkes anlar ve kimse de yadırgamaz. Ama o kadar fazla kelime var ki onu Türkçe'ye zorla çevirip ondan sonra onu bir de söylemeye çalışırsan karşındaki bir bilgisayar düşünür ne diyor bu diye. Bir bu sebeple. İki, neden ben sadece ürettiğim içeriği Türk öğrencileri üreteyim, dünyayı da üreteyim. Onlar da görsünler. Ve yine diyorum zaten Türkleri de üretirken İngilizce üretmen lazım ki onların da işine yarasın, bir şey görsünler. Türkçe kaynak bilgisayar mühendisliğinde okumak gerçekten işkence. Bunları sınavlar hazırlanırken çok göreceksiniz veya projeler hazırlarken. İngilizce kaynak en güzeli, en temizi. Ve bu tarz örneklerden sebep işte Türkler de İngilizce kaynak oluşturuyor. Bir noktadan sonra görüyorsunuz ki internette bilgisayar mühendisliği ile ilgili Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği, yurt dışındaki computer science software öğrencilik vesaire, bunlarla ilgili bütün kaynaklar, ki zaten tahmin edersiniz ki bu kaynaklar 600 senelik değil. En yaşlısı 50 senelik falan, hadi olsun 70 senelik falan, ki sizin bakacağınız kaynakların hepsi 2000 yılının sonrasında yazılmış kaynaklar. Ve yıl bakımından da bakarsanız birazcık sayılara az kaynaklar. Bunların hepsi İngilizce. Bu kadar İngilizcenin içinde bulunup da İngilizce öğrenememe gibi bir ihtimaliniz yok. Ana karnından doğduğunuzda Türkçe de bilmiyordunuz ama hayat sizi Türkçe ortamlarda buluna Türkçeyi öğrenmeye itti. Mecburen öğrendiniz. Şu an beni izleyebiliyorsunuz. Bilgisayar mühendisi oluyorsanız da ayrı bir dünyaya giriyorsunuz ve orada da İngilizce öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bir şekilde öğreniyorsunuz. Yani kendinizi sadece akışa bıraksanız dahi emin olun bir B2 İngilizceniz olur. Birazcık zorlayın kendiniz, C1. Fazlasıyla zorlayın. C2 hayırlı olsun İngiliz kraliyet ailesine artık katılabilirsiniz. Böyle bu konu hakkında sanırsam daha fazla konuşmaya gerek yok. Kısa olsun dedim. Yine bir 5 dakikanın üzerine çıktık. Ben de 8 dakika montajda, ben size 5 dakika veririm onu. Bu video işinize yaradıysa veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana bir destek olsun. Kanala bir destek olsun. Kanalın ortalaması artsın. Abone değilseniz, bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız tam şurada bir abone ol butonu şu anda çıktı, basabilirsiniz. Eforsuz, bakın tam buraya koyuyorum. Hemen mouse'unuzu oraya götürebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.